Merhabalar dostlarım. İkizkenar ve eşkenar üçgenin 4 numaralı testini gömeceğiz şimdi bu videoda. Hemen başlıyorum. Birinci sorumuz da çok klasik bir soru tarzıdır. Bir eşkenar üçgen var. Şöyle dışına doğru bir üçgen daha çıkmış. Bu üçgen %90, yani hatta bu sorumuzda %100 ikizkenar bir üçgen. Hatta 120-30-30 üçgeni çıkar genelde. Hatta aynısından 6. soruda da çok benzer bir şekli var. Şimdi bir bakalım, eşkenara okuyunca ne yapacağız demiştik. 60'ları yerleştireceğiz. Hadi yerleştirelim şu 60'larımızı. Sonra 60'ın bakın tersi 120'dir. 120 ise şunlarda 30-30 üçgeni çıkar. İşte 120-30-30'u gördük. Bakın hatta 30'un ters açısı da 30'dur. 30-60-90 üçgeni çıktı burada dostum. Peki 30'un karşısında bir K birim varsa 90'ın karşısında da 2K vardır deyip buraya 2K yazdım. Şuna tık tık koymuş K demişiz. Buna da tık tıkı ben koydum. Bu da K oldu. Bu da K. Ve bakın eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu toplamda ne oldu? 3K birim oldu. Ve bize bu 3K'yı kaç diye vermiş bu adam? 6 kök 3 vermiş. O zaman yazalım. 3K eşittir 6 kök 3. Demek ki K dediğimiz sayı 2 kök 3 geldi. Peki bize nereyi soruyor? EC. Neresiymiş o EC? Şuranın tamamını soruyor dostum. Buranın tamamı, bakalım ne çıkacak. Şimdi şunu görelim. Biz K'yı 2 kök 3 bulduk. O halde burası 2 kök 3. Peki toplam bir kenar uzunluğum 6 kök 3'tü. Şuraya 4 kök 3 kaldı. Dostum şu dik üçgeni görsene bak. Şurası 90 derece. Şu dik üçgeni tarayayım ben senin için içini şöyle. Bak burada 90'ın karşısı 6 kök 3 ile K'nın toplamı. K'da 2 kök 3'tü ya hani. Toplam 8 kök 3. Peki şu 30 derecenin karşısına ne düşmüş? Yarısı 4 kök 3. 60 derecenin karşısında da EC kenarı var. 60'ın karşısına ne düşecek? 4 kök 3'ün kök 3 katı düşecek. Burası 3 yaptı. 4 kök 3, 12 çıktı. İkinci sorumuz eşkenar üçgenin bir kuralı sorusudur dostlarım. Şöyle dışarıdaki bir noktadan eşkenar üçgenin 3 kenarına da diklik indirilmiş. Bakın AB kenarının uzantısına, BC kenarının uzantısına, AC kenarının da direkt üstüne bir diklik indirilmiş. Burada kuralımız şu. Uzantılara giden dikliklerin toplamı, yani 5 ile 4'ün toplamından tam direkt giden, şu karşıya giden dikliği çıkartıyorsun. Yani 9'dan 3'ü çıkartıyorsun. İşte bu sana eşkenar üçgenin yüksekliğini verecek. Yani eşkenar üçgenimin yüksekliği 6'ymış. Şuradan inen yükseklik 6 olsun hadi. Bütün yükseklikleri 6 zaten. Peki 60'ın karşısı bu durumda 6 oldu. O halde 30'un karşısı yarısı 2 kök 3 olacak. 90'ın karşısı da 2 katı 4 kök 3 olacak dedik. Sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Geldik 3 numaraya. Bakın bu da bir kuraldı arkadaşlarım. Burada da ne demiştik? İçindeki bir noktadan 3 kenara giden bu üçünün de toplamı, yani 4, 3 daha 7, 2 daha 9 eşkenar üçgenimin bir yüksekliğine eşittir. Mesela şu yüksekliğine, bu yükseklik 9 birimmiş. Peki şurası 9, 60 derece, 30 derece. 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 3 kök 3'tür. 90'ın karşısı da bunun 2 katı 6 kök 3'tür. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi diyor. Gerçi nereyi soruyormuş bize? AB ile BC'nin toplamı. Bir kenar 6 kök 3 ise burası da 6 kök 3 olacak. 6 kök 3 ile 6 kök 3'ün toplamı, cevap 12 kök 3'müş dostum. Bana iki kenarın toplamını soruyormuş. Dikkatli edelim buna da. Peki 4 numaraya geldik. Bakın 4 numarada da sanki şu az önce yaptığımız kuralın bir benzeri vardı ya, hani şöyle. İçerideki bir noktadan 3 kenara da paralel çizilirse, böyle bir kuralımız vardı yani dostlarım, şöyle içindeki bir noktadan bu kenara, bu kenara ve bu kenara paralel doğrular çizilirse bu 3 paralelin toplamı bir kenarına eşitti eşkenar üçgen. Şimdi burada bakın K noktasından BC kenarına birlik bir paralel çizilmiş. K noktasından AB kenarına da paralel çizilmiş ama
AC kenarına paralel çizilmemiş. Hadi onu da biz çizelim o halde. İşte çizdim. Bana da bu FK yüksekliğini soruyor. X demiş ona. Şimdi bu buna paralelse, şurası 60 derece ise şu açımız da kesinlikle ama kesinlikle 60 derece olacak. Yöndeşlikten dolayı şu ikisi yöndeş açılar. Peki burada bir 30 var. Şimdi gelelim. Şurada başka ne vermiş? BC'yi 10 vermiş. Bir kenarı 10 birim vermiş dostlarım. Bir kenar 10 birimse bu üçünün toplamı, paralellerin toplamı neye eşitti? Bir kenara 3, bir daha 4. Demek ki bu paralel 6 birim olacak ki toplamları 10 olsun. Peki 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3 olacak. Demek ki x dediğim uzunluk 3 kök 3 gelecek dostlar. 4 numarayı da çözdük. Geldik 5 numaralı soruya. Bakın yine eşkenar üçgen ve içindeki Denizli noktasından bir buraya diklik gitmiş 2. DE dikliği gitmiş, vermiş mi onu? Evet, 4. O zaman bir de şuradan aşağı bir diklikte ben indirirsem bu 3 dikliğin toplamı, yani 4'ün, 2'nin ve bir de şuna x diyelim biz. X'in toplamı neye eşit olacak? Eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşit olacak. Yani AH'a. Zaten bana da AH'ı soruyor. O halde 6 artı x diyeceğim AH uzunluğuna. Hadi x'i bulalım biz. Şimdi şu deniz noktasına şöyle bir paralel doğru çizsek. Şu 4'ü kullanacağım ben. Şurası 60 ise burası da 60 derecedir. 60, şurası 90, şuraya 30 kaldı. Bak burada şurası da 90 oldu kardeşim, paralel olduğu için. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısına şu yüksekliğe 1 kaldı. Peki toplam 4'tü ya. Şuraya ne kaldı kardeşim? 3. Bak x eşittir 3 çıktı şuradaki dikdörtgenden. Demek ki x 3, 6, 3 daha, 9 geldi. AH dediğim uzunluk. Evet, 6 numaradayız dostlar. Ne demiştik? Tanıdık bir şekil. Eşkenar üçgenin şöyle yanında küçük bir üçgen varsa bu hep 120-30-30 üçgeni çıkacaktı. Bir ispatlayalım bunu. Şuralar 60'ar derece eşkenar üçgen olduğundan dolayı 60'ın şurası 120, ikizkenar olmasından sebep de 30, 30 geldi. 30'un tersi de 30, 30, 60, burası demek ki 90'mış. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Şurada 120-30-30 üçgenin özelliğinden 120'nin karşısında ne yazıyorsa diğer 30'ların karşısında kök 3'e bölünmüş hali olacak. 3, 3 diyelim bunlara. Bakın eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu 7 birim geldi. Buranın da 7 birim olması lazım. O halde x'imin de 5 olması gerektiğini söyledim Goberler. Ve geldik yeni nesil sorularımıza. 7 numarayı okuyalım. Şimdi diyor ki 7 numara. Ön yüzü pembe, arka katlama sorusuymuş bu. Arka yüzü mavi renkli, ABC ikiz kenar üçgeni biçimindeki kağıt. B ve C noktaları A noktası ile çakışacak şekilde DE ve GF boyunca katlanıyor. Bak altta da katlanma şeklini çizmiş. Biz hemen ne yapıyoruz bunun? Katlanmadan önceki halini bir oluşturuyoruz değil mi şöyle? Katlanmadan önce böyleydi bunlar. Şöyle bir gösterelim. Şu şekildeydi. Şuranın tamamı alfaydı. Şu ikiz kenar üçgenmiş büyük üçgen. X, X diyelim ve bakın alfa ile 2x'in toplamı yazalım şuraya. Alfa artı 2x 180'e eşit, bildiğimiz bir şey var, o da bu. Şimdi katlama sorusunda ne olacak demiştik dostlarım biz her zaman. Şu açı C köşesi yani geldi şuraya geldi değil mi? Şu C açısı buraya geldi. Demek ki burası da x. E şuradaki Bursa köşesi de tuttu. Şuraya geldi. Şu mavi açı oldu artık. O zaman burası da x oldu. Bakın yani şurası x x olmasından şu şuna eşit. Zaten FC katlanıp FC üssü olduğu için bunlar birbirine eşitti. Yine aynı şekilde BE uzunluğu buraya eşit olmak zorunda. Bunu da gösterelim. Peki 40 XX, bakın şurada da şöyle bir şey var. 2X ile 40'ın toplamı da alfaya eşit. Yazalım onu. 2X ile 40'ın toplamı da alfaya eşitmiş. Yani
2x eşittir alfa eksi 40 çıktı dostum. Hemen şuradaki 2x gördüğümüz yere alfa eksi 40 yazalım. Şimdi bir alfa burada var. Artı 2x de neye eşitti? Alfa eksi 40'a. Alfa eksi 40 da buradan geldi. Eşittir 180. 2 alfa eşittir. 40'ı buraya attık, 220. Alfa eşittir 110 geldi. 7. sorumun cevabı Denizli'den çıktı dostlarım. 7 Denizli'den geldi. 8 numaraya geldim arkadaşlar. Okuyalım birlikte soruyu. A, birim kareli kağıda çizilen ABC üçgeninde B köşesinin AC kenarına uzaklığı. Bakın B'nin şuraya uzaklığı dediği zaman dik uzaklığını anlayacaksınız siz. Yani en kısa uzaklık olarak algılayacaksınız. H'ı soruyor bize. Şimdi H'ı bulmanın en güzel yolu neydi? Alandan bulmaktı arkadaşlarım. Ben bu üçgenin alanını, ABC üçgeninin alanını iki farklı yolla yazıp birbirine eşitleyeceğim. Şimdi bir okuyalım sorumuzu. Şu verilenlere bir bakalım. Şu mesafe bak 2, 4, 6 birim. Şu mesafe 2, 4, 6 ve 8 birim. Burası demek ki 6, 8, 10 üçgeni. Buraya bir 10 yazdım. Şurayı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 da burası. Bakın ikizkenar üçgen çıktı. Şuraya bakalım. 4 burada var. Şurası da 8'di. 4 ve 8. 4 kök 5 geldi burası da dostlarım. 4 kök 5. Hiç alana gerek bile kalmadı. Alandan da çözerim ama ben bunu. Özel bir üçgen çıktı. İkizkenar üçgen çıktığı için alana gerek kalmadı dostum. Bu yükseklik ne yapıyordu? 2'ye bölüyordu. 2 kök 5 burası. 2 kök 5 burası. Hemen şurada Pisagor'umu çaktım. H kare ile 2 kök 5'in karesi yani 20, 10'un karesi 100'e eşit. O zaman H kare eşittir 80. H eşittir kök 80 geldi dostum. Bu da 16 çarpı 5'tir. Yani H eşittir 4 kök 5 çıktı. Sorumun cevabı Edirne'den geldi Gobeller. Evet, bir yeni nesil soru daha. Yine katlama sorusu. Birlikte okuyalım dostlarım. Şimdi diyor ki AB AC'ye eşit. Şimdi bu üçgen ikizkenar üçgenmiş. Birinci olarak şekil 2'deki gibi şunu bu tarafa doğru katlamış arkadaşlarım. İkinci olarak da buradan bir katlama yapmış. Şimdi biz son şekilden muhabbet edelim. Son şekil üstünden bir konuşalım. Şu katlanmış yerleri bir geri açalım arkadaşlarım. Bakın şu C dediğim yer şurasıydı. Katlanmadan önce şurasıydı daha doğrusu. Katlandı C üssü oldu. Yani EC katlandı EC üssü oldu. Şurası kat çizgisi her zaman açıortaydı. Şu DC katlandı DC üssü oldu. Bunlar da eşit. Hatta sorunun başında AD ile şuranın da eşit olduğunu söylemişti. Onu da gösterdim. Bakın şu üçlü birbirine eşit olduğunda ben şurayı çizersem burası kesinlikle 90 derecedir diyebilir miyim dostlarım? Muhteşem üçlü yaptım bakın. Peki bu tarafta 90, hatta 7, 24, 25 üçgeni çıktı. Buraya 24'ü yazalım biz. Bir yapıştırdık 24'ü. Devam edelim bakalım. Şurası da 90 derece hatta. Değil mi? Açıortay, yükseklik, kenarortay, kayı kuralı. Peki hatta 24 orta tabanı oldu. Burası 12 birim çıkacak. Bu üçgen başta bir ikizkenar üçgendi. Onu da göstereceğim şimdi. Şu A'yı da katlanmadan önceki halini bir gösterelim. Şöyle bir şeymiş arkadaşlarım. B köşesi FK boyunca katlanıp A olmuş. Demek ki şuradaki açı X ise şuradaki açımız da X dereceydi. Hatta bu ikizkenar üçgendi. Şurası da X dereceymiş arkadaşlarım. Büyük üçgen şurası ikizkenarmış. Onu şöyle gösterelim. Burası da X oldu. Onu da yazdık. Şu 25 buradaydı. Buraya da 25 diyelim. Bakın şu yukarıdan aşağı inen yükseklik burayı kenarortay olarak 2'ye bölecek. Değil mi dostum? Yani şurası 25, 7 daha 32. Burası da 32 olacak. Hatta bunlar da 2'ye bölündüğü için 16, 16. Ve hatta yine 12, 16, 20 üçgeninden 20, 20. Bakın burası toplamda 40 oldu. Buranın da toplamı 40 olacak dostlarım. Şurası da totalde 40. Sanırım büyük üçgenin çevresini bulduk. 40. 40 da buradan geliyor. 80.
64 de buradan geliyor arkadaşlarım. 144 yapıyor toplam hepsi. Tüm çevre 144 çıktı. Evet arkadaşlarım, bu testin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda 5. testi gömeceğiz inşallah. Hadi kolay gelsin sizlere.